Evet, fındık vazgeçilmez geleceğimiz, tarım vazgeçilmezimiz olduğu gibi fındık da vazgeçilmezimiz. Arkadaşlar, fındıkta hasat mevsimine az kaldı. Artık filiz temizlikleri, tırpan otlarının yok edilmesi şu anda yavaş 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 hızlanmaya başlıyor. Rekolte çalışmaları bu geçtiğimiz hafta itibariyle bitti. Onun şimdi şu anda hesaplamaları yapılıyor. Bölümlere çarpanları yapılacak. Ne kadar fındık küllemeden zarar görecek? Ne kadar fındık fındık kurdundan zarar görecek? Ne kadar fındığın ne kadarı çuvala girecek? Bunların hesaplamaları yapılıyor. Dolayısıyla rekolte tahmini açıklamasını da bakanlık yapacak. Bizim böyle bir yetkimiz yok. Ancak şunu söyleyebilirim. Çok vasat bir rekolte tahmini bekliyoruz. Ünye ölçeğinde bu sahil bandında gayet güzel fındık ama havaların sıcakların artmasıyla birlikte dökülmeleri de gördük. Son olarak iyi de bir TMO'nun alım garantisiyle birlikte iyi de bir fiyat bekliyoruz. Üreticinin memnun olacağı, alıcının memnun olacağı, ihracatçının memnun olacağı bir fiyat bekliyoruz. Geçen sene biliyorsunuz ziraat odalarının girişimleriyle daha önceki yıllarda TMO'nun bölgemizde gelip reyon açmalarını, depo açmalarını sağlamıştık. Fiyatları da geçen sene gayet güzeldi. Bu fiyatın üzerine de bu sene en azından enflasyon oranında bir gider koyarak ben bu anlamda üreticinin hakikaten yani 16-17 liraları bugün 17-17 buçuk lira fındığın maliyeti bugün olarak söylüyorum. Bunun üzerine de bir fiyat koyarak TEMO'nun alım yapmalarını bekliyoruz. Peki başkanım, çok teşekkür ederim. Ünköyler de bu arada Ünye'ye hayırlı olsun diyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Tüm Ünyeli hemşehrilerime de buradan sesleniyorum. Ünköyleri kurduğumuz zaman masasının üzerinde bu Ünköy der levhası olan ürünlerden tercih etmelerini de hasreten rica ediyorum.